Ah. Ah. Hadi. İlk etapta ilk iki senem aşırı derecede zordu. Sürekli isyan ediyordum. Neden ben diye. Ama işte yaş büyüdükçe, olgunlaştıkça artık isyanın bana bir faydası olmadığını anladım. Ben de artık bir şekilde hayatımı normal tekerlek sandalye üstünde yaşamayı öğrenmem gerekiyordu. Ve bu şekilde yaşayarak, tecrübe ederek öğrendim. Sporla tanıştım, eskrimle tanıştım. Bu bana mental açıdan, fiziksel açıdan bayağı bir güç verdi. Bu sporu herkese öneriyorum yani. Evde sürekli bilgisayar başında gerçekten hiçbir şey yok. Hiçbir şey elde edemiyoruz. Çıkın dışarıya, spor yapın. Sosyal hayata katılın. Gerçekten 10 numara bir hayatınız olur. Amacım bu spora başladığımda ilk amacım tabii ki de Avrupa'da ülkemi, bayrağımı en iyi şekilde temsil etmekti. Bunu yapacağımı eminim. Bunun için sürekli durmadan haftanın 5 gününü çalışıyorum. Antrenmanları aksatmaksızın devam ediyorum. Ama zor şartlarda sanırım antrenman yapıyorsunuz. Evet. Evet, çok zor şartlar altında antrenman yapıyoruz. Yani yurt dışında gelişmiş cihazlarla antrenman yapıyorlar. Ben burada sadece kendi tekerlekli sandalyem ile bir şekilde antrenmanımı devam ettiriyorum. Hiçbir ekipmanım yok, sıfır ekipmanım var. Ne bir eskrime uygun tekerlekli sandalyem, ne de bir eskrimi tekerlekli sandalyeyi yere sabitleyecek bir aparata ihtiyacımız var. Mesela o da yok. Zor şartlar altında yapıyoruz ama bunu başaracağız yani. Hedefim tabii ki de olimpik bir sporcu olmak. Olimpiyatlarda ülkemi, şehrimi en iyi şekilde temsil etmek. Hayallerim çok büyük ama bunu başaracağıma eminim. Şu anda Hakan'ı ilk aldığım günden bugüne çok ciddi bir fiziksel anlamda ve motivasyon anlamında da büyük bir gelişme var. Biz bu sporu yaparken öncelikle Hakan'ı normal hareket ettirebilmeye çalışarak başladık. Eskrim ikinci plandaydı. Önce fiziksel bir güçlendirme uyguladık. Daha sonrasında eskrime yavaş yavaş başladık. Şu anda eskrim anlamında çok ciddi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Herhangi bir müsabakaya girmesek bile. Ama bunu yaparken Hakan'ın malzeme anlamında çok fazla eksiği olduğu için normal sandalyede herhangi bir tutunup hareketlerini kısıtlayan bir sürü durum var. Yani bu şekilde tam anlamıyla güç kullanamıyor. Ve bu yüzden biz ya daha zor yapıyoruz bir şeyleri ya da daha eksik yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani bunlar, bu malzemeleri tamamlamış olsak kesinlikle daha profesyonel yolumuza devam edebiliriz. Burada sporcu istiyorsa biz her şeyi başarabiliriz. Ve Hakan benim tanıdığım herkesten daha azimli bir insan. Yani şu anda gelmiş olduğu konumda Hakan'ın artık hayalleri demeyeyim, artık hedefleri var. Ve bu hedefler basit hedefler değil. Yani bunlar Avrupa, Dünya ve Olimpik, yani Paralimpik Olimpiyatları için biz bugün burada antrenman yapıyoruz. Ve kendimize her gün şöyle bir motivasyon yapıyoruz. Hiçbir malzememiz yok. Gerekli paramız yok müsabakalara gidebilecek. Ama çalışma gücümüz var ve inancımız var. Bunlara dayalı olarak biz her gün antrenmanımızı aksatmadan diğer sporcuların nasıl misyonları ve görevleri varsa Hakan'a da hiçbir ayrım yapmadan diğer sporculardan hiçbir farkının olmadığını burada yaşatarak aynı spor antrenmanlarımızı disipliniyle devam ediyoruz.